Hocam bu nasıl olabilir? Bir dakika. Acaba sizin geldiğiniz zaman kapısı aralık kaldı da oradan biri mi gönderdi bunu? Öyle olsa şu an bizim gibi geçmişten gelen bir sürü insan burada dolaşıyor olur, değil mi baba? Nasıl olabilir bu ya? Kafayı yiyeceğim. Çocuklar, biz Salih hocanızla beraber uzun zamandır bir şeylerden şüpheleniyorduk. Doğruluğundan da pek emin değildik. Nedir hocam? Ne şüphesi? Kuzgunlar. Ama tabii bu sadece bir ihtimal. Elimizde kanıt yok. Kuzgunlar da kim? Hani sana zaman yolcusu olduğumuzu söylediğimizde... ...senin mirasını koruyan toz koparanlar olduğumuzu söylemiştik. Hatırlıyor musun? Hatırladım evet. Hatta eğer okçular tekkesine gitmezsem... ...toz koparanlar asla var olmayacak demiştiniz. İşte zamanı değiştirip senin okçular tekkesine girmeni engelleyen... ...kuzgunlardı İskender. Kuzgunlar toz koparanların ezeli düşmanları. Ama onlar yok oldu demiştiniz. Bizim de kafamızı karıştıran bu. Size aklınızı alacağım, aklınızı. Bu mektup sana ulaşana kadar yüzyılları aştı. Güzel, doğru da. Çünkü zaten nereden baksan bu kağıtlar 550 yıllık. Bu mektubu alınca şimdi... herkes Saris Fikri'ye şimdi otururlar, bunlar bakarlar böyle... Bu nasıl olabilir Fikri? Böyle bir şey mümkün mü? Aklımı almıyor. Usta. Vallahi ben de şaştım kaldım. Bunca yıllık halimi benim de aklım almıyor. Nasıl geldiğini sorma. Hikmeti bende sakla. Doğru, hikmeti de bende sakla ya. Yalan yok, biz hep dürüstüz. Ama kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağız. Neyse, düşünerek daha fazla zaman kaybetmeyelim. İşler daha fazla karışmadan İskender'in bir an önce buradan gitmesi gerek. Ne oluyor? İskender nereye gidiyormuş? İskender'in ders çalışması gerekiyor. Yani hatta diğer çocukların da ders çalışması gerekiyor, değil mi? Ya malum hocam sınavları var çocukların. Ben de onlarla beraber gideyim. Daha yeni geldiniz, suyunuzu da içmediniz. İçtiniz. Ziyade olsun efendim. Afiyet olsun. Biz gidelim. Hadi çocuklar. Salih, daha sonra konuşuruz seninle. Hadi. Hadi görüşürüz, görüşürüz hocam. Görüşürüz İskender. Görüşürüz de böyle yangından mal kaçırır gibi. Demek hep birlikte yaşayacağız artık, değil mi? Gerçek bir aile gibi. Evet İskender. Ben senden daha fazla ayrı kalmak istemedim. Toz koparan, toz koparan. Hocam ne yapacaksınız? Şu an acilen yeni bir makine yapmam lazım. Tek emin olduğum şey bu. Hocam bunu yapmak yıllar sürmez mi? Ne yazık ki. Niye yazık olsun? İyi bir şey bu. İskender burada kalır. Ne kadar geç giderse o kadar iyi, değil mi? Şu mektubun gizemini çözmeden hiçbirimize rahat yok. Nasıl çözeceğiz hocam? Bir planınız var mı? Çocuklar, biz bunları düşünürüz, olur mu? Sizin düşünecek başka bir şeyleriniz yok mu? Eyvah! Türkçe sınavı var. Yarın Türkçe sınavı var. Hadi bakayım gidin, Türkçe sınavınıza çalışın, olur mu? Hadi. Hadi görüşürüz hocam. Görüşürüz, bay bay. Hadi. Benim de bir an önce çalışmaya başlamam lazım. Bir o kadar da sabrımız var, berabersek bize her şey kolay, korkutamaz gözümüzü hiçbir olay. El ele verince bütün yollar aydınlanır, kendine güvensen cesaretin kanar.
Bugün çok yoruldum. Biraz sınava çalışıp yatacağım. Allah rahatlık versin. İyi geceler İskender'cim. Bu zamanda yine bir ailem olduğu için o kadar mutluyum ki anlatamam. Yani şimdi zaman kötü değil mi? Hırlısı var, hırsızı var tabii. Yani iyi geceler o zaman. Ben yatayım. Allah rahatlık versin. Sana da. Sahi ben nerede yatacağım? Çelebi, bizim yeni bir zaman makinesi yapmamız ne kadar zamanımızı alır? Önceki makinenizi 20 yılda yaptınız. Şimdiki teknolojiyi ve tecrübelerinizi göz önünde bulundurarak bir tahmin yapacağım profesör. Yap bakalım. Hesapladım, 8 yıl. Oo, ne 8 yıl mı? Yok Çelebi, yani ben o kadar zaman bekleyemem. Ama işin açıkçası her şey yeni baştan başlayacak takatim de yok benim. Nasıl? İkimizin de bildiği ama sizin insan aklınızın unuttuğu bir makine var. Sizin hep dediğiniz gibi hafızayı beşer, nisyan ile mağlûdür. Yani insan unutur ama biraz düşünürseniz hatırlayacaksınız. Kuzgunlar. Tabii ya. Kuzgunların makinesi. Ya ben bunu nasıl akıl edemedim? Bu mektubun bize nasıl geldiğini de açıklar Çelebi. Aferin sana, aferin. Baba, ne yapıyorsun? Ne yapayım ya işte. Öyle uzanmıştım, içim geçmiş. Sen daha uyumadın mı? Kitaplarından biri burada kalmış da onu alacaksın. Yarınki sınav için lazım. Sen burada yatmayacaksın değil mi? Yani anne ve babalar birlikte uyur. Ben öyle biliyorum. Evet tabii doğru biliyorsun. Niye burada yatayım? İyi oldu uyandırdın. Gideyim yerime. Sen de uyu artık oğlum, geç oldu. Hadi bakalım. İyi geceler. Sana da. Allah rahatlık versin. Sana da. Rektör rüyalar. Sana da. Bağırma. Sakin ol benim. Bağırma. Bir şey yok. Baba iyi misiniz? İyiyim. İyiyim, iyiyiz. Tamam, tamam. Allah rahatlık versin. Sana da. Ay ne yapıyorsun? Ödüm koptu. Yavaş duracağım. Ay nasıl duysun? Odasına girdik, kapısını da kapatmıştık. Oldu ya, oldu ya. Baba ne yapıyorsun? Biraz sağlamaya geldim. Sanki uyuyacak gibiyiz. Yok ya, ne uyuması? Sen ne yapıyorsun burada? Aklıma bir kelime takıldı da anlamını düşünmekten gözüme uyku girmedi. Ona bakıp yazacağım. Sen...
Sen bunu yanına al. Başka merak ettiğin kelime olursa odan da bakarsın. Hadi bakalım. Babanı doğru söyle. Kavga mı ediyorsunuz? Bir sorun mu var? Yok be oğlum, ne kavgası ne sorun. Hadi bakalım gel. Yat, uyu artık sen de. Sakin ol, açıklayabilirim. Ne oluyor oğlum? Bence siz kavga ediyorsunuz ve beni de kandırıyorsunuz. Biz aslında birbirinizi sevmiyorsunuz. Sırf ben üzülmeyeyim diye evlendiniz, biliyorum. Siz benim iyiliğim için uğraşırken ben size kötülük yapıyorum. Siz bu kadar mutsuzken ben nasıl mutlu olabilirim ki? İskender'cim, biz kavga etmiyoruz. Sadece bir şey konuşuyorduk. Hem bak, birbirimizi sevmesek evlenir miydik hiç, değil mi Salih? Evet, tabii. Gerçekten. Tamam, o zaman iyi geceler. Özür dilerim rahatsızlık verdiğim için. İyi geceler. İyi geceler. Sorusu çıkar. O konuya bayağı bir çalıştım da. Bari hiç olmasa bir tane çıksın ya. Arda'cığım, şu an eş anlamlı sözcükleri aynı cümlede kullanarak zaten bir anlatım bozukluğu yaptın. Bari bir hiç olmazsa eş anlamlıdır. Bayağı çalışmışsın Arda. Ben sizi deniyordum ya. Hazırım. Çok hazırım. Öğretmen ne zaman gelecek acaba ya? Sınav iptal miymiş yoksa? Ana, sınav iptal miymiş? Zeynep, duydun mu? Sınav iptal olmuş. Umarım iptal değil. Gelme. Sınav isterse çalışmayalım o zaman. Niye sınav iptal? Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturun. Evet. Türkçe öğretmeniniz üşütmüş. O yüzden gelemedi. Sınav iptal. Sınav iptal. Vallahi iptal. Ne olmuş ki? Oley be yaşasın, gerçekten iptalmiş ya. Sınav iptalmiş. İşte bu be. Sessizlik. Hemen heveslenmeyin. Sınavı ben yapacağım. Ne de olsa ben de emekli bir eğitimciyim. Evet, herkes masanın üstündeki kitaplarını kaldırsın bakalım. Şimdi size soru kağıtlarını dağıtıyorum. Alın, arkaya verin. Haydi bakalım. Canım babaanneciğim. Babaanneciğim yok. Hocam. Canım, arkaya doğru dağıt sen. Evet, kimse kimseye bakmayacak. Herkes önüne bakacak, önündeki sınav kağıdına bakacak. Bir ihtiyacı olan el kaldırsın, bana söylesin. Haydi bakalım, sınav başlamıştır. Altı göz Refika geri döndü. Salih, gel bak. Ne oluyor? Yok, bir şey tutuldu. Salih bak. Dün bütün gece düşündüm. Bu geçmişten gelen mektubun tek bir açıklaması var. Kuzgunların makinesi hala çalışıyor. Taşı ele geçirdiler ve bir kuzgun zamanlar arasında yolculuk yapıyor. Peki teorin doğruysa etrafımızda bir kuzgun olması gerekmez mi? E var işte savaş. Yok artık. Evet. Görmüyor musun adam bana nasıl yanaşıyor? Geçen gün de zaman yolculuğundan falan bahsetti. Bu anlattıklarının hiçbiri onun kuzgun olduğunu kanıtlamaz. Kanıtlayacak bir şey var Salih. Çelebi söyleyince ampul yandı kafamda. Bu kuzgunların makinesi hala çalışıyor olabilir. Ben derim ki bir gidip kontrol edelim ha. Ne dersin? İyi, hadi bakalım. Hadi. Oo hocam,
Antrenmanlarda da göremiyoruz ha sizi. Biz de antrenmanlarımızı yapıyoruz hocam. Zaten karşılaşmaya daha çok var. Size kolay gelsin. Antrenman yapıyormuş. Nereye yapıyorsun acaba? Başınızı öyle bela açtım ki yemek yemeye bile vaktiniz yoktur. Ama benim vaktim var. Hem belki de karşılaşmayı düşündüğünüz kadar da zaman yoktur. Savaş Hoca iyi bir adama benziyor. Kuzgunlardan olduğunu sanmam. Alacağın olsun Fikri Hoca. Zaman yolculuğu ile ilgilendiğimi Salih Hoca'ya da anlatmış. Baksana o da deliymiş gibi bakıyor. Heh, yüzümüze gülüyor ama arkamızdan kim bilir ne dolaplar çeviriyor. Ya okuldayım, şimdi geldim. Tamam, öğretmenler odasında buluşalım. Evladım, sen önüne bak, kağıdına bak. Hı. Bak şuna, sen nereye bakıyorsun çocuğum? Çabuk önüne çevir gözünü. Bak şuna, boynu tutulacak. O kafanı çevir öne. Benim yaptığım sınavlarda bugüne kadar hiç kimse kopya çekemedi. Bundan sonra da çekemez. Eski öğrencileri bana altı göz Refika derlerdi. Neden? Çünkü adeta kafamın her yerinde göz vardır. Burada ve burada. Ve emin olun bu gözlerden hiçbir şey kaçmaz. Evet, haydi bakalım. Babaanne. Babaanne yok. Öğretmenim var. Ne var? Silgim düştü de alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Ama en ufak bir yanlışında alırım kağıdını. Gözüm üstünde. Aferin. Haydi bakalım herkes önüne baksın. Evet. Teklif vereceğim. O dersin hocası yoksa o dersin sınavı da olmasın ya. Evet ya. Refika Hanım neydi öyle? Geriminden bildiğimi de unuttum. Ama helal olsun. Torunlarına yüz vermedim. Kimseye iltimas geçmiyor. Yarın mı? Yok daha neler. Ne oluyor Asya? Karşılaşma yarına alınmış. Nasıl ya? 5 gün sonraydı. Kesin yaygar önüşüdür bu. Ha? İyi rakip lafın üstüne gelirmiş. Arkadaşlar, değişiklik olsun diye bir gün dolap çevirmeden durmayı denesenize. Yine neyin gerginliği bu tatlım? Aa, niye öyle söylüyorsun kardeşim? Belki yalnızca sınavları kötü geçmiştir. Bırakın saf numaralarını. 5 gün sonraki karşılaşmayı yarın aldırmışsınız. Ne? Yarın mı? Yarın olmaz, yarın benim işim var. Daha da önemlisi, yarın coğrafya sınavı var. Çalışmamız gerekiyor. Yani karşılaşma tarihini siz değiştirmediniz. Hayır. Kim değiştirdi abi o zaman? Kasırga tayfası. Cihangir Hoca hemen sizi spor salonunda bekliyor. Yürüyün arkadaşlar. Belki Cihangir Hoca işin aslını biliyordur. Çocuklar, size de
çok güzel bir haberim var. Hocam. Dur. Hocam, karşılaşmanın zamanını değiştirmişler. Kesin Salih Hoca'nın işidir. Hazırlanmayalım diye tuzak kurmuşlardır. Hocam niye gülüyorsunuz? Tuzak bu. Yarın karşılaşma olamaz. Evet hocam. Yok olur. Bal gibi de olur. Yoksa siz mi değiştirdiniz hocam? Sebep? Sebep? Karşılaşmayı ikinci kez kaybetmenizi istemiyorum. Bu sefer biz kazanacağız. Affedersiniz de hocam. Karşılaşmanın yarın olmasıyla kazanmamızın ne alakası var? Çok alakası var Süslü. Çünkü Salih Hoca'nızın onları yarına kadar çalıştıracak vakti yok. Şu karşınızda görmüş olduğunuz dahi Salih Hoca'nızın vaktini çalacak şeyler yaptırın. Bak biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarına kadar hiç durmadan çalışıyoruz. Hayır hocam olmaz. Çünkü yarın coğrafya sınavı var. Ve çalışmamız lazım. Çok sorun değil. Ben size coğrafyada çalıştırırım. İkisi birlikte benim okçuluğum kadar coğrafyam da iyidir. O zaman coğrafi keşiflerden başlayalım. Mesela bizim Kristof, tamam mı? Bir dakika hocam. Kristof derken Kolomb mu? Evet Kristof Kolomb. Kim olacak başka? Çok bilmiş. Biz de onu anlatıyoruz işte. Bana odaklanın, bir yandan da atışlara odaklanın. Anlatıyorum bak. Şimdi bu çocuk çok heyecanlı bir çocuk. Tamam mı? Küçüklüğünden beri öyle zaten. Ondan sonra bakkala bile gitmez. Şuraya gitti sen gitmez. Ben Hindistan'a gideceğim diyor. Niye gideceksin diyoruz. Yeni yollar keşfedecekmiş. Yani zaten gitmiş. Yanlışlıkla Amerika'yı keşfetmiş. Çek. Tamam mı? Bir de krallardan para istiyor. Gidecek tabii. Parası yok bunun. Hatta sizin sultan... bizim sultan 2. Beyazıt'a gidiyor. At. Tamam değiş. Sıralık gelsin. Size gelin. Gidiyor. Bana diyor gemi ver diyor, para ver diyor. Takmıyor bunu sultan tabii. Ne takacak? Ben de takmıyorum. Biz de diyorduk buna ya. Ya işin gücün yok mu? Bu zamanda sen niye bunlarla uğraşıyorsun diyorduk. Dinlemiyordu. Gitmiş işte Amerika'ya keşfetmiş. İyi yapmış. Ne diyeyim yani işte. Hocam ya ne güzel anlatıyorsunuz böyle şakayla karışık. Sanki gidip o zamanlarda yaşamış gibi. Keşke bütün dersleri size anlatsanız. Ya işim gücüm yok, onunla uğraşacağım. Hadi çek. At. Çocuklar, biliyorsunuz ki bu rol için uzun zamandır diksiyon eğitimi alıyorum. İşe de yaradı. Yani seni tanımasak doğma büyüme İstanbullu zannederiz. Teveccühünüz canım. Ayıptır söylemesi. Elemelerde son üçe kaldım çocuklar. Beni yüz yüze görüşmek için çağırdılar ya. Başarabileceğini biliyorduk Saniye Hanım. Çok iyi bir şey. Çok sevindim Saniye Hanım. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekirmiş. Senin azmini karıncalar bile kısaltır. Canım benim ya. Çok teşekkür ederim de çocuklar. Ben asıl size başka bir şey soracağım. Şimdi benim bu oynayacağım İstanbullu karakter var ya. Bu Edgar Allan Poe diye birinin hayranıymış. Ama ben bunun kim olduğunu bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur diye size sormak istedim. Bu komutan falan mı çocuklar? Poe Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Öyle mi? Ya bak benim bunu öğrenmem çok iyi oldu ya. Neyse çocuklar hadi ben gideyim de bir an önce hazırlanmaya başlayayım. Görüşürüz. Çocuklar ya benim için dua edin olur mu? Edeceğiz. Gerçekten. Hadi tamam. Saniye. Refika. Hanım. Görüyorum ki yine işi gücü bırakmış lak lak peşinde koşuyorsun. Belki de ne yapacağını bilmiyorsun. Ama ben senin için bir güzellik yaptım. Bu nedir Refika Hanım? Bugün yapacağın işlerin listesi. İstediğin sıradan başlayabilirsin. Bugün de iyiliğim üzerimde. İstediğin sıradan başlayabilirsin diyor. Bu nasıl iyilik ya? Zamandır kimse girmemiş sanırım Fikri. O kadar emin olma Salih. Görmedin mi savaşı? Birilerine rapor verip duruyordu. İçeride bizi bekliyor olabilirler. Hazırlıklı ol.
Kim arıyor? Nevzat. Tabii ya. Dün ben Nevzat'ı aradım. Kuzgunlardan şüphelendiğimizi söyledim. Ah be Fikri, ah be Fikri. Efendim Nevzat. Yok ya, bir şüphe sadece, bir ihtimal. Evet. Ya anlıyorum tabii de... aslında sen bana bir izin versen, ben konuşsam çocuklarla, olur mu? Sana da. Ne oldu usta, ne diyor? Deriyi görmeden paçaları sıvayıp adama kuzgunlar geri dönmüş olabilir dediğin için paniklemiş. Şimdi Sinan'ı alıp kasabayı terk etmekten bahsediyor. Ya tamam, bu kadar büyütülecek bir şey yok. Yani bu işleri aramızda paylaşırsak bitiririz. Ağır bir iş varsa onu bana verebilirsin. Hemen halleder, yardımınıza gelirim. Tamam o zaman. Deponun düzenlenmesi var. Bu biraz ağır. Sen de onunla ilgilenirsin. O zaman sizin hep dediğiniz gibi. O iş bende. Çay kahve işi de bende. Ben hazırlarım. Tamamdır. Ben de dağıtıma bakarım. O zaman ben de basmış işini alayım bari. Peki ben? Ben ne yapacağım? Benim aklımda tam sana göre bir iş var. Mavi tavuklar geliyor. Geliyor, geliyor. Kasırga onları eziyor. Eziyor, eziyor. Kasırga meydana çıkınca. Çıkınca, çıkınca. Mavi tavuklar kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor. Ne? Yine hocam, biz niye koşuyoruz? Her tur en az 25. Nereden baksanız 200 kalori yaktım. Benim acilen bir şeyler yemem lazım. Ne yiyeceksin? İskender söyleyeyim mi? 1,5 İskender ha? Hayır. En çok sen koşacaksın. Yetiş gruba. Çabuk. Koş. 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 Evet, devam. Eyvah hocam. Biz okçuyuz. Tamam işte. Okçuların da kondisyona ihtiyacı vardır. Okçuluk sadece böyle koluk çalıştırarak olmaz. Bedenin tamamının çalışması lazım. Evet. Şimdi. Dur. Koşun yaylara. Koş, 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 koş. Al yaylarını. Koş. Alın yaylarını, çok hızlı bir şekilde hazır olacaksınız. Hızlı hızlı. Hadi 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 hadi. Hadi. Hazırla. Çek. Bırak. Al işte, olmuyor çünkü kondisyonunuz yok. Koş. Yaylarını bırak, koş. Koş, koş, koş yaylarını bırak, koş. Koş, koş. Yetiş ama, yetiş oğlum, yetiş. Çok yavaşsın. Hadi. Ya ne olacak? Düz zeminde koşuyorsunuz. Biz dağ bayır koşuyorduk be. Geri geliyordu, bu kadar suda koşuyorduk. Hayret bir şey. Kondisyon şart. Ya niye koşmuyorsun oğlum? Hocam tuvalete gidebilir miyim? Yalnız hocam gitmezsem çok kötü şeyler olabilir. Oğlum bak, benim hayal gücümü çalıştırmayın ya. Çok kötü. Tamam git. Git çabuk gel ama. Çok sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim. Grubun en kalın ama en zayıf halkası ya. Hadi koş. Bunu ya koşma. Daha burada bir kuzgun olduğundan bile emin değiliz. Sen niye Nevzat'ı arayıp adamı telaşlandırıyorsun Fikri? Emin değiliz ama çok kuvvetli şüphelerim var Salih. Ben ne diyeceğim? Çocuklara çok üzülecekler. Bakalım Savaş Efendi, kendini ne zaman ele vereceksin? Dememe kalmadı, ele verdi. Al sana ispatı, elinde cep telefonu var. Evet. Tıpkı diğer 2,5 milyar insan gibi. Böyle ispat mı olur Fikri? Nereden arıyorsunuz siz? Bu numara bende kayıtlı değil. Ha, tamam. O zaman bekleyin, bir uygun bir yere geçeyim, öyle konuşalım. Bekleyin biraz. Şimdi. Telefonla üstlerine bilgi veriyor. Gagan'ı çıkar yüreğimden. Bedenini kapımdan al git. Salih bizim burada olduğumuzu biliyor.
Ve Kuzgun dedi ki... Evet, bir daha asla... Arkadaşlar el ele verince hiçbir şey zor değil bu evrende. Geliriz serişin üstesinden. Yeter ki iyi olalım birlikte. Saniye nasıl yasamış mı ya? Gerçi Cihangir Hoca sağ olsun. Ben de bayağı süzüldüm ama neyse. Gidip kaybettiğim kalorileri geri alma vakti. Tehlike geçti. Hem o kuzucuğum. Aa, Saniye'nin telefonunu burada bırakmış. Ne yapıyorsun? Başkasının telefonu açılmaz. Hadi paspasa devam. Bunlar için numaralı masaya. Tamamdır şef. Buyurun, sipariş ederiz. Niye bunları siz yapıyorsunuz? Saniye'nin bir işi var da biz ona yardım ediyoruz. Afiyet olsun. Çok iyi gidiyoruz. Evet. Şunlar da. Ben bir tane sandviç rica edecektim. Ama... Ayberk. Siz hayırdır? Siz antrenmanda değil miydiniz? Sen neden burada geziniyorsun? Soruya soruya cevap vermek ha? Kesin bir iş çeviriyorsunuz siz. Şey, al bak sandviçe. Geri kalanınız nerede? Tabii ya, koridordakiler. Ayberk dur. Bunu unutun. Hay Allah ya. Biz atlatmıştık. Siz mi yakalandınız şimdi? Oraya geliyor olabilir. Buraya mı geliyor? Ayberk buraya geliyormuş Arda. Ne? Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Ne yapacağız? Geliyor mu? Tamam. Dur sakin ol. Bir yönlendireceğiz. Sen ya? Mavi bir işler çeviriyor. Saniye'nin yerine... Ya bırak şimdi Mavi'yi. Cihangir Hoca dersen kaytardığını anlayınca deliye döndü. Ve senin sayende bize kızdı. Hadi çabuk gidiyoruz. Bu adam kuzgun demiştim Salih. Çok büyük sorunumuz var. Çok. Aslında çok büyük iki sorunumuz var. Sinan'ın gideceğini çocuklara nasıl söyleyeceğim? Salih ben de sana bakınıyordum. Merhaba Fikri Hocam. Hayırdır? İki sorunumuz var. Sorunumuz dört oldu. Birincisi karşılaşma günü değişmiş, yarın olmuş. Sen mi değiştirdin? Yo, daha beş gün vardı. Evet, ben de ona şaşırdım. Bir bu eksikti. Başka bir sorunumuz mu var? Yo. Yok hayır, siz şimdi iki tane sorun var dediniz ya, ben ikincisini merak ediyorum. İkincisi pek sorun sayılmaz aslında.
Yarına randevu aldım. Evlatlık başvurusu için yani. Gidiyoruz değil mi? Her şey daha da karmaşıklaşıyor da. Belki yakalandık. Kesin Yaygara'yı yetiştirmiştir ya. Ya Saniye Hanım nerede kaldı? Bak bakayım benim alnımda enayi mi yatıyor? Bir bak. Estağfurullah hocam. Yok iyi bakmadım. Bence yazıyor olabilir ya. Bir bak. Yok hocam yazmıyor. Vallahi yazmıyor. E bir bak bakayım. Arkadaşlarının alnında yazıyor olabilir. Yok hocam, onlar da yazmıyor. Allah Allah, o zaman bunlar enayi mi? Bu çocuklar burada eşek gibi çalışırlarken sen kaytarıyorsun. Ama hocam bir dinleseniz vallahi hak vereceksiniz ya. Neydi diyeceğim be? Sanki mavi yenmenin formülünü söyleyecek. Onların moralini bozmanın formülünü verecek beyefendi. Evet hocam, aynen öyle. Hocam bence bir şans verelim. İyi. Anlat. Şimdi bir tane küçük... Kardeşim, şu hayatta babaannemizin en çok nefret ettiği şey nedir? Kandırılmak. Gördünüz mü hocam? Foyaları ortaya çıkınca Mavi'yi morali yerle bir olacak. Hatta izin verirseniz hemen gidip suçüstü basabiliriz. Durdunuz kabahat yavrum, durdunuz kabahat. Hadi. Yürüyün. Bana bakın, babaannenize biraz gaz verin ha. Şey diyeyim, senin zekanla oynuyorlar. Senin zekanı hafife alıyorlar, babaanneciğim falan deyin. Tamam hocam, tamam bizde. Oğlum önce kötülüğü yapın, sonra gülersiniz. Tamam hocam, doğru. Yürü, koş koş koş. Bari boşuna düşüyor be. Bunlar zaten kendi başlarını belaya sokuyorlar. Yapıyor musun bunu bu Mavi Ay? Güzel, keyfim yerine geldi. Hadi Saniye Ana, gel artık ya. Çoktan Refika Hanım'ı uçurmuşlar gibi. Bu sefer biteriz biz. Sulu bir ıslak burnunu da kurtarmaz. Bari rolü almış olsa ya. Aman bu kaç oluyor? Kusura bakmayın ama ben açıyorum artık. Saniye Ana'nın telefonu yarım saattir çalıp duruyor da. Evet aç bence. Yani belki başka telefondan kendisini çaldırıyordur. Aynen açıyorum ben. Açtım. Alo. Saniye Ana. Saniye Ana burada değil. Biz onun... Sizi beklemeye alacağım. Abi biz neyiz Saniye Ana'nın? Ver, ver şunu. Merhaba beyefendi. Saniye Ana şu anda burada değil. Siz adınızı söyleyin, biz onu aradığınızı kendisine iletelim. Peki, ben bugün görüşme yaptığı yapımcıyım. Emrah Kara dersiniz. Kendisine İstanbul Hatırası dizisinde maalesef rol veremeyeceğimi ve üzgün olduğumu iletin lütfen. Tamam, tamam iletiriz. Teşekkürler. Neyse, Saniye Ana'nın hiç geleceği yok onun. Asya al giy şunları. Ne? Ya giy işte. Yani babaanneciğim senin gibi kadına yapılır mı bu? İnanmıyorum yani. Resmen senin zekanı hafife aldı. Allah'tan benden kaçamadılar. Kimse beni kandıramaz. Kimse beni aptal yerine koyamaz. Hele o Mavi Ay hiç. Bu sefer bitti onlar. Bitti. Aa. 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 Saniye orada işte. Numara o. Saniye Ana değil. Mavi Ay'dan biri var o ölüğün içinde. Aa. Aa. Emin miyiz peki? Hmm.
Bir şey mi oldu Refik Hanım? Ama ben görmüştüm. Şunu her söylediğinde kenara bir lira atsaydım şimdiye zengin olmuştum Ayberk. Ama nasıl ya? Oy kuzularım benim ya. Nasıl da güzel idare ettiniz beni. Allah var ya sizden bin kere razı olsun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Var ya yaptığımız her şeye değdi. Yapımcı Emrah Bey bana bayıldı, bayıldı. Ya neyse ben şimdi gideyim de yarın için hazırlıkları yapayım. Çocuklar ya gerçekten tekrar çok teşekkür ederim hepinize ya. Siz var ya çok hakikatli çocuklarsınız. Çok yaşayın siz değil mi? Sen de Saniye. Ona gerçeği anlatmamız lazım. Evet. Yarın onlardan öğrenirse çok üzülür. O yüzden bizim anlatmamız lazım. Hayırdır? Şu karşılaşma olayına mı canınız sıkıldı yoksa? Yok hocam ya. Kesin bir numara çeviriyorlar da bizi bozmaz. Yarınsa yarın. Ne peki o zaman? Ben sana sonra anlatırım bunu. Peki. Hocam, asıl sizin bir sıkıntınız var gibi. Bir şey mi oldu? Hocam Allah aşkına bir şey olmuş olmasın. Bugün bir trajedi daha kaldıramayacağım. Sonra konuşuruz. Çocuklar, hadi ne söyleyecekseniz çabucak söyleyin. Acelem var benim, geç kaldım. Ay, sizin coğrafya sınavınız vardı değil mi? Nasıl geçti? Tabii benim yüzümden çalışamadınız da. Yok, merak etme. Gayet güzel geçti. Çok şükür. Benim yüzümden kötü geçseydi vicdan azabından kahrolurdum çocuklar. Nasıl olmuşum çocuklar? Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun Saniye Hanım. Sen zaten ne güzel güzelsin. Kuzum benim, o sizin güzelliğiniz. Ne söyleyecektiniz bana? Ha? Saniye Ana, sen çok iyi yürekli, çok temiz bir insansın. Sağ ol. Yardıma ihtiyacı olan herkese koşuyorsun. Ve bana göre bundan daha büyük başarı yok. Ya çocuklar, utandırıyorsunuz beni. Bunu söylemek için mi çağırdınız? Yok hayır. Başka bir şey söyleyecektik ama bu biraz üzücü. Elinde sonunda öğreneceksin. Bizim sevmemiz daha güzel olur. Ne oldu ki çocuklar? Söyleyin. Hani senin telefonun bizde kalmıştı ya. Evet. Yapımcı aradı. Evet. Dedi ki... Rolü alamamışsın Saniye Hanım. Olsun. Gerçekleri anlattık baba. Benim de sizinle bazı gerçekleri konuşmam gerekiyor. Hocam, siz beni mi gözetliyorsunuz? Niye? Gözetlemem gereken bir durum mu var? Onu size sormak lazım.
Neyse. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Bana müsaade. Ama bu kadar da fazla ama. Bu kadar da fazla. Hayır olmaz. Böyle bir şey olamaz. Hocam hayır hocam. Yenem, gidelim. Hocam, 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 hocam lütfen. Allah aşkına hocam. Lütfen. Sakin sakin. Sinan bak inan bana bu benim için de çok zor. Hayır. Ben hiçbir yere gitmiyorum. O kuzgunlardan falan da korkmuyorum. Sinancığım. Benim kuzgunların geldiğine malum. Sadece bu bir ihtimal. Annem bende bir şaka. Hayır hayır hocam olamaz. Böyle bir şey olamaz. Tamam merak etmeyin. Gitmeyeceğim. Şimdi babamı arayacağım. Sinan. Sinan bak ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ama babanı da anlıyorum. Eğer söz konusu sensen küçücük bir ihtimal dahi olsa baban seni tehlikeye atamaz. Hayır. Bu benim iyiliğime olmayacak. Bu adam seni korumak için senin sevginden mahrum kalmayı göze aldı. Bunu da düşün. Elif sakin. Gitmeyecek. Sinan, iyi misin? Çelebi, benim acilen bir test hazırlamam gerekiyor. Şu Turing testi gibi bir şey. Turing testi, bir insanla yapay zekayı birbirinden ayırt etmek için kullanılması tasarlanan testtir. Profesör, siz ne yapacaksınız Turing testini? Kuzgun testi yapacağım. Birinin kuzgun olup olmadığını öğrenmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Yoksa kafayı kıracağım Çelebi. Yaptık. İskender bizim çocuğumuz olacak. Hala inanamıyorum. İnşallah bir terslik çıkmaz. İnşallah, inşallah. Ben çocuklara bakayım. Hadi başlıyoruz. Gelin. Hadi. Evet, hazır. Çek. Sıradaki. Hazır. Çek. Sıradaki.
Bunlara bir şey olmuş. Ne olduysa da çok iyi olmuş. Böyle devam etsin. Acaba İskender kötü atış yapar mı? Hazır. Çek. Kazananı belirleyecek. Evet, gel. Bana bak. Berabereyiz ha. Moralleri de bozuk. Sana güveniyorum Süslü. Merak etmeyin hocam. Ama rakibimin karşıma geçecek kadar cesareti yok sanırım. Sinan. Ben atış yapmayacağım. Arkadaşlarını yarı yolda mı bırakacaksın? Zaten gideceğim. Ne önemi var ki? Ben senden yarışmanı istemedim ki. Aslında başkalarıyla yarışmayız. Biz iyi bir kemankeş olmak için çalışırız. İyi bir kemankeş de okuna yayına küsmez. Onlara aşkla sarılır. Sen yarını düşünüp yayına küsme. Şu anda burada söylediğim. Hadi. Hadisin. Ne diyorsun Çelebi? Bu hurdayı tamir edebilecek miyiz ha? Biz bozduk, biz yaparız profesör. Tabii ya. Bu ses. Hocam. Benden nereye kadar kaçabilecektin acaba? Hay Allah, nerede bu küpe? Acaba sınav yaparken buraya düşürmüş olabilir miyim? Olabilirim tabii. Dört döndürdüler beni. Ay, nerede bu?
Allah Allah. Ya Rabbim. Ay işte burada. Şükürler olsun. Ay canım küpem benim. Ay. Bu ne bu? Ha. Kopya kağıdı. Hem de Türkçe sınavı için hazırlanmış. Beni kandırdınız demek. Beni. Altı göz Refika'yı. Bittiniz siz. Korkun benden. Korkmam diyor. Sinan tatlım, korktun mu yoksa? Ne kadar yazık. Hadi Sinan. Kaybetmeye hazır mısın tatlım? Evet. Hazır. Kaybetmeye hazır mısın tatlım? Oo! 1, 2, 3 Mavi ay! Evet Rabi 2, 3 Evet. Hazır mısınız? Evet. Sinan! Stop! Çek. Beklemeyin. Sen de.